Merhaba arkadaşlar, Ne Nedir'in bu bölümünde dizel motorlu araçlara sahip insanların korkulu rüyası Diesel Runaway ya da halk arasındaki tabiriyle ambalaya kalkmak nedir, neden olur, çözümleri nelerdir, bunlardan bahsedeceğim. Diesel Runaway adından da anlaşılacağı gibi sadece dizel motorlarda gerçekleşen ve gerçekleştiği zaman genellikle motorun ölmesine, artık bitmesine, tamamen kullanılmaz hale gelmesine neden olan bir hata ya da durum diyebiliriz. Bu olay gerçekleştiği zaman motor kontrolsüz bir şekilde devir çevirmeye başlıyor. Devir çok yükseliyor. Siz artık arabayı kontrol edemiyorsunuz. Anahtarı çevirip kontağı kapatsanız bile motor durmuyor. Kendi kendine çalışmaya devam ediyor. Ve en sonunda tabii ki motor kullanılmaz hale geliyor. Artık çöp yığınına dönüşüyor. Hatta bazen yangın çıkartıp arabanın komple kül olmasına bile neden olabiliyor. Bu neden sadece dizel motorlarda oluyor da benzinlilerde olmuyor derseniz de arada ikisinin çalışma mantığında büyük farklar var. Her ne kadar günümüz otomobillerinde kullanılan benzinli ve dizel motorlar birbirine yakın olsa da, teknolojileri oldukça benzer olsa da temel çalışma mantıkları aslında birbirinden oldukça farklı. Bu istenmeyen duruma da sebep olan asıl temel farklılıksa benzinli motorların devir kontrolünün havayla yapılması, dizellerde ise yakıtla yapılması. Yani şöyle ki, benzinli bir otomobilde gaza bastığınız zaman gaz kelebeği açılır, içeri daha fazla hava girer ve daha fazla hava ile birlikte daha fazla yakıt gönderilip motorun devrinin artması, daha fazla güç üretmesi sağlanır. Dizellerde ise böyle değildir. Geleneksel anlamda benzinlilerdeki gibi bir gaz kelebeği bulunmaz. Hava akışı sürekli kısıtlanmamış bir şekilde maksimum açıklıkta gerçekleşir. Bazı güncel dizel motorlarda gaz kelebeği benzeri yapılar oluyor, havayı kısıtlayabiliyor. Ama bu temel anlamda motorun çalışma prensibi için değil, farklı amaçlar için kullanılıyor. Frenleme ya da işte bu tip durumlardan korunmak için kullanılan gaz kelebeği benzeri yapılar olabiliyor. Ama bu temel anlamda benzinlilerdeki gibi çalışmıyor. Özellikle eski nesil dizellere baktığınız zaman böyle bir yapı zaten hiçbir zaman bulamazsınız. Bu gaz kelebeği yapısındaki farklılığın temel nedeni ise yakıtlar arasındaki kimyasal fark. Mazot ve benzin birbirinden oldukça farklı. İkisi de yakıt olarak kullanılsa da ikisi tamamen birbirinden farklı. Ve eğer daha kapsamlı bir şekilde aradaki farkları öğrenmek istiyorsanız da sağ üst köşedeki benzin ve dizel motorlar arasındaki farklar videomuzu izleyebilirsiniz. İkinci bir fark da, dizel motorlar sıkıştırmayla bir şekilde patlamayı gerçekleştiriyor. Benzinlilerde ise bu buji yardımıyla oluyor. Bu da şu anlama geliyor: dizeller çalışırken eğer yeteri miktarda yakıt sağlarsanız bir yerden sonra artık kendi kendini çevirebiliyor. Eğer benzinde elektrik olmazsa ve buji kıvılcım üretemezse herhangi bir patlama gerçekleşmez. Ama dizelde bu şekilde değil. Gereken koşullar sağlanırsa kendi kendini çalıştırmaya devam edebiliyor ve bu dediğim olay ortaya çıkıyor. Diesel Runaway'in asıl kaynağı da fazladan yakıt gelmesi ya da yağın yakıt gibi motor tarafından kullanılıyor olabilmesi. Eğer motora bir şekilde fazladan yakıt gelirse o da o yakıtı yakacak ve siz istemeseniz bile, gaza basmasanız bile devir yükselmeye başlayacaktır. Bu herhangi bir sorundan kaynaklanıyor olabilir. Enjektörlerde bir hata olabilir, biri kırık olabilir, yakıt kaçırıyor olabilir. Ya da motor bloğu üstünde bir yerde sıkıntı olabilir. Ya da pompa gerekenden fazla basınçta yakıt gönderiyor olabilir. Bu da fazla miktarda yakıtın gelmesi anlamına geliyor. Özellikle eski nesil common rail olmayanlarda elektrikli bir pompayla yakıtın basınçlandırılmadığı, mekanik pompanın kullanıldığı dizel motorlarda bu durum daha çok gözlenir. Çünkü bir yerden bir yakıt kaçağı olduğunu düşünün. Dolayısıyla motor biraz daha hızlı dönmeye başlıyor. O hızlı dönünce yakıt pompası da daha hızlı dönüyor. Daha fazla basınç gönderiyor. Bu bir döngüye giriyor. Ve motor artık sizin durduramayacağınız, hatta redline'ın ötesinde devirlerde dönmeye başlıyor. Tabii ki bu durumda da motor kullanılmaz hale geliyor. İkinci kaynak da yağ dedim. Yağ da aslında bir petrol ürünü olduğu için yapısal olarak da aslında mazottan aşırı bir farkı yok. Eğer gereken sıcaklığa ulaşırsa, mazottan biraz daha yüksek sıcaklığa ihtiyacınız var, motor ısınır ve yağı bir şekilde içine alabilirse bunu da yakıt gibi kullanıp yine kendi kendini çevirmeye devam edebilir. Peki yağ nasıl motora girecek de nasıl kullanılacak derseniz, belli bir yerden kaçak olması gerekiyor.
Bu genellikle eskimiş segmentlerden kaynaklanır. Motor çalışırken her tarafı yağ içinde çalışıyor. İşte pistonlar yağlanıyor alt taraftan, üstten valfler yağlanıyor, sübap, kammili, bunların hepsi yağlanıyor. Ve bunlarda oluşabilecek bir tane kaçak direkt yanma odasına yağın girmesine ve yakıt gibi kullanılmasına neden olacaktır. Bu kaçakların olmasının en büyük sebebi de motorların çok uzun süre kilometreler boyunca bakımsız bir şekilde kullanılması. Bakımları her zaman doğru yapılsa bile her şeyin bir ömrü olduğu gibi bu motorların da ömrü var. Ve belli bir yerden sonra bu gerçekleşebilir. Ama siz bakımları yapmadığınız zaman, iyi davranmadığınız zaman motorunuza bu aşınmalar çok daha hızlı gerçekleşecek. Ve pistonlar, segmentler arasındaki boşluklar belli bir açıklığın ötesine geçtiği zaman yağ kaçakları olmaya başlayacaktır. Ama çok kullanmak dışında başka kaynaklar da oluyor. Özellikle de turbo kaçağı bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi. Çoğu videoda anlattığımız gibi turbo da aslında motor yağını kullanıyor. Ve dizel motorların çoğu turbolu. Hatta günümüzde turbosuzu yok. Çok ilk nesillerde yoktu. Onun haricinde genelde dizel motorsa turbosu da bulunuyor. Ve dediğim gibi bu turbolarda motor yağıyla yağlanıyor. Çok yüksek devirlere çıkıyor. 100.000, 200.000 devir çevirebiliyor bir turbo. Ve bu durumda bazen kaçaklar olabiliyor. Eğer turboda ömrünü tamamladıysa yağ kaçırmaya başlıyor. Yağ kaçırması demek doğrudan sizin emme manifoldunuza yağ gönderiyor demek. Bu da az önce bahsettiğim gibi aynı yakıt gibi yağı alıp çekip motoru devirlendirip arkasından sizin durduramayacağınız bir hale getirebiliyor. Tabii ki yağ da yakıt olarak kullandığınız için motordaki yağ miktarı azalıyor ve artık en sonunda herhangi bir yağlama olmadığı için bütün motor erimiş bir şekilde tek blok haline gelebiliyor. Tabii ki arabadan değil, bazen de kullanıcı kaynaklı olarak bunlar gerçekleşiyor. Özellikle motor yağını fazla koymak bunların en başında geliyor. Motor yağını fazlaca koyduğunuz zaman hem hazne üstündeki yüksekliğini arttırmış oluyorsunuz. Yani motora gitme ihtimalini arttırıyorsunuz. Aynı zamanda da yağ basıncını arttırıyorsunuz. Bu da yine belli bir yerden kaçak olabileceği anlamına geliyor. Daha fazla basınç altında aşınmış motorda daha hızlı bir şekilde yağ kaçağı olabilir. Çoğu otomobilde karter havalandırması emme manifolduna bağlıdır. Çünkü yağ motor çalıştıktan sonra, ısındıktan sonra bir miktar buharlaşır ve bir miktar da genleşir. Tabii ki bu sırada havalandırılmaya ihtiyacı var ki bu işte artan hacimle birlikte hava sıkışmasın ya da buharlaşan yağ bir şekilde dışarı atılabilsin, yüksek basınç oluşturmasın diye. Bu da çevreyi korumak amacıyla direkt doğaya verilmez. Yani karter havalandırması direkt açığa bağlanmaz. Bu sebeple de motor aslında çok az bir miktarda olsa yağ buharını zaten içine alır emme manifoldundan. Ve siz fazla yağ koyduğunuz zaman o yağ daha fazla gitmeye başlar. En sonunda da yine dizel runaway ile karşılaşıp motoru durduramayacak hale gelebilirsiniz. Özellikle bu karter havalandırmasından kaynaklanan bu durumu engellemek için oil catch can denen bir aparat var. Bunu araya bağlıyorsunuz. Yani karter havalandırmasından oil catch can'e giriyor. Daha sonra da motorun emme manifolduna giriyor ve bu kutu içerisinde o yağ toplanıp tekrar geri gönderiliyor. Peki böyle bir şey başınıza geldi. Motor kendiliğinden geçti. Çılgın bir şekilde devir çeviriyor. Etrafı da toza dumana boğuyor. Çünkü çok yüksek devir çevirdiği zaman mazot zaten kurum üreten bir yakıt. Hele yağ yakıyorsanız daha da fazlası gelecektir. Etrafı tozu dumana boğacaksınızdır. Durdurmanın birkaç yöntemi var ama çok hızlı davranmak zorundasınız. Motor kendiliğinden çalıştığı için kontağı kapatsanız bile bu durum gerçekleşiyor. Yani hala motor çalışmaya devam ediyor. O zaman ya yakıtı kesebilirsiniz ya da havayı kesebilirsiniz. Yakıt komple araba içinden geçtiği için ya da yağ kullandığı için onu kesmeniz pek mümkün değil. O yüzden oksijeni havayı azaltmanız lazım. Bunun için insanların kullandığı en etkili yöntemlerden bir tanesi karbondioksit, yani yangın tüpü kullanmak. Arabada zaten bulundurulması zorunlu. Sizin de arabanızda olduğunu varsayıyorum. Ve böyle bir durum gerçekleştiği zaman hemen bu yangın tüpünü alıp motorun hava emiş yerine doğru göndermeniz gerekiyor. Yeteri kadar hava alamazsa, oksijen gelmezse motor devirde doğal olarak düşüp daha sonra da kendini kapatıyor. Bu her zaman o kadar kolay olmayacaktır. Özellikle motorun hava çektiği yeri
hava girişini bilmeniz gerekiyor. Eğer ki açık hava filtresi tarzında bir şey kullanıyorsanız zaten o sıksanız bile sağından solundan bir yerden oksijeni alacaktır. O zaman pek şansınız kalmayacaktır. Ya da bir şekilde bezle, sopayla bir şeyle orayı tıkayabilirsiniz. Ama o kadar tozun dumanın içinde o da pek kolay olmayacaktır. Karbondioksit daha iyi bir seçenek aslında. Ya da araba manuelse en yüksek vitese takıp ondan sonra da frene basıp ayağı debriyajdan çektiğiniz zaman arabayı durduruyorsunuz. Ve motorla arabanın kilitlenmesini de debriyajla yaptığınız için motoru durmaya zorluyorsunuz. Tabii ki bu sırada kavramadan yiyebilirsiniz ama motoru komple eritip kullanılmaz hale getirmekten ya da arabayı yangına götürmekten daha iyi bir senaryo olacaktır. Bu tip korkunç bir senaryoyla da karşılaşmamak için arabanızın bakımlarını iyi yapmayı, zamanında yapmayı ve fazladan yağ kullanmayıp doğru yağ seçmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu videoluk bu kadardı. Sormak istedikleriniz olursa ya da anlatmamızı istediğiniz konuları aşağı yorum olarak yazabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.